Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Cumhuriyet tarihinin en kötü, en beceriksiz, en başarısız ve doğruları sürekli saklama mahareti konusunda en usta iktidarı tarafından yönetiliyoruz. Haliyle en çok eleştiriyi hak eden, en çok hatta uyarılmayı hak eden bir iktidar var. Bu doğru, kesin doğru. Yalnız iktidarı tenkit ederken, iktidarın yanlışlarını anlatırken, söylerken, iktidarı uyarırken çok dikkatli olmalıyız. Çok. Tabii ki herkes kendi başına kendi düşüncelerini söyler. Mesela benim hiçbir siyasi partiyle ilişkim yok. A partisi, B partisi, C partisi muhalif. İktidarı eleştirirken şunları şunları söylüyor ama sen tam tersini söylüyorsun denilemez bana. Neden? Ben kendi görüşlerimi söylüyorum. Çünkü ben zaman zaman doğru yapmışsa, benim penceremden görüldüğü kadarıyla doğruyu yapmışsa siyasal iktidarı takdir de ederim. Bu benim aynı zamanda sorumluluk anlayışım. Ancak bir siyasi partinin milletvekilliğini yapmışsanız, o siyasi partide halen üye iseniz, o partinin disiplinine uyacak, görüşleri konusunda açıklama yaparken de hayır, bu benim kendi görüşüm diyeceksiniz. Hayır kısmı, yani benim partimin anlatacaklarım, söyleyeceklerim benim partimi bağlamaz diyeceksiniz. Şimdi bakınız, geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. CNN'e çıkmama kararı aldı CHP. Bana göre bir siyasi partinin alabileceği en haklı kararlardan biriydi. Eleştirilemez miydi? İsteyen eleştirirdi. Ama ben eleştirmedim. Ben CHP yönetimine destek verdim. Çünkü ben ekip adamıyım. Eğer bir ekibin ya da bir çarkın dişlilerinden biriyseniz ya da bir zincirin halkasıysanız, ne güzel söylemiş eskiler. Bir zincir ne kadar güçlü olursa olsun bütün gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. 500 tane halkayı, çelik halkayı birbirine bağlayın. Arada bir yere bir tane ip koyun. O da halka olsun. Ya da PVC'den bir halka koyun. Ya da çürük bir tenekeden bir halka koyun. Gitti abi. Tenekenin gücü kadardır o. Zincirin bütün gücü. Siyasi partiler disipliner partilerdir. Diktadan söz etmiyorum. Otoriteden de söz etmiyorum. Onlar farklı. Otorite birilerine bir şeyi zorla yaptırmaktır. Sen madem benim yanıma geldin, madem benim kulübümün üyesisin, şunu zorla yapacaksın değil. Neden zorla değil? Çünkü senin kulübüne gelen, senin kulübüne gelmeden önce, yani senin kulübüne üye olmadan önce senin şartlarını okuyor. Ve orada her disipline uyacağını vaat etmesi isteniyor kendisinden. Ya şartlardan bir tanesini vallahi ben bunu yapamam deyip o kulübe üye olmayacaksınız. Ya da üye olduysanız kulübün şartlarına uyacaksınız. Böyle büyük kulüpler, çok kulüp vardır dünyada. Derler ki sizi üyeliğe kabul ettiğimiz takdirde falanca salona takım elbisesiz ve kravatsız giremezsiniz. Falanca salona takım elbise ve kravatla giremezsiniz. Falanca salona şöyle giremezsiniz, böyle giremezsiniz. Yemeklerde şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız falan diye şartlar vardır. Okursunuz, şartlara uyacaksanız üye olursunuz, uymayacaksınız üye olmazsınız. Siyasi partiler de böyledir. Siyasi partilerin tüzükleri vardır. Bir siyasi partinin en güçlü, en etkin kuruluşlarından biri ya da kollarından biri, departmanlarından biri disiplin kuruludur. Bir siyasi partiye girerken o partinin disiplin kurulu olduğunu biliyorsunuz. Disiplin ne demek? Gönül rızasıyla uyum demek. Otoriteyi beklemem. Üzerime baskı yapılırsa da niçin sorumluluğunu yerine getiriyorsun diye şikayet etmem. Öyledir o.
Bunun adına disiplin denir. Dünyadaki bütün başarıların temelinde disiplin yatar. Disiplinli şirketler başarır. Disiplinli bankalar başarır. Disiplinli spor kulüpleri, takımları, futbol, voleybol, basket, her türlü takımları başarır, kazanır. Disiplinli bireysel sporcu kazanır. Nedir bireysel sporcunun disiplini? Bir sporcunun nasıl yaşaması gerekiyorsa o yaşam şartlarına aynen uymak demektir. Canlarım, siyasi partiler yol geçen hanı değildirler. Siyasi partilerde çalışanlar, siyasi partilerin üyeleri o siyasi partinin disiplinlerine uymak zorundadırlar. Bir siyasi parti belirli konulardan müşterek hareket etme kararı alıyorsa ve deniyorsa ki üyelerimiz parti yönetiminin aldığı bu kararlara uyarlar, uymayanlar disipline sevk edirler diyorsa yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi gerçekten de televizyonculuğu bırakmış, bir televizyon kanalı olmaktan öte sonra Fransızca bir ek eklenmiş bazı televizyon kanallarına CHP'li üyelerin, yetkililerin çıkmasına yasak getirdi. Bunun adı yasaktır, evet, ama yasalı bir yasaktır. Cinayet işlemek yasaktır. Nasıl bir yasaktır? Yasal bir yasaktır. Otoriteyle falan değil. Yasal bir yasaktır. Bir ülkenin vatandaşıysanız o yasal yasağa uyacaksınız. Haliyle bir siyasi partinin falanca televizyon kanallarına çıkmama kararı alındı denildiğinde bu yasal bir yasaktır. Bütün üyeler bu yasal yasağa uymak zorundadırlar. Ama ne gördük? Bir ara İstanbul Baro Başkanlığı yapmış bir hukukçu en sıradan, en basit bir kuralı uygulamadı. Kim? Ümit Kocasakal. Ertesi gün eleştirdim. Hatırlayın, hemen Ümit Kocasakal'ı eleştirdim. Bunu yapmayacaktınız dedim. Siz hukukçusunuz. Bir siyasi partinin üyesiyseniz bunu yapmayacaksınız. Yapacaksanız siyasi partiden hemen istifa edeceksiniz. Mehmet Sevigen için de aynı şeyi söyledim. İrem neydi? Albayımın kızı. İrem Çiçek için de söyledim. Değil mi canlarım? Hatırlıyorsunuz. Şimdi bu üç arkadaşı, CHP üç üyesini disiplin kurulunun yargılaması sonucu partiden ihraç etti. Hiç kimsenin buna itiraz etmeye hakkı yok. Bakın tekrar söylüyorum, hakkı yok. Çünkü parti tüzüğü belli. Bunun yargıtayı yok, üst mahkemesi yok. Bitti. Suç ne? Ya da kusur ne, kabahat ne? Parti tüzüğüne ve yönetimin aldığı karara aykırı davranmak. Demek ki sevgili CHP'liler, sakın ola parti yönetiminizin üzerine gitmeyin. Duygularınızı değil, aklınızı ve hukuka olan ve partinizin tüzüğüne olan saygınızı kullanın lütfen. Bir başka, sevgili Barış arkadaş, çok genç ve çok genç yaşta CHP'den hem de delegelerin oylarıyla milletvekili adayı, sonra da milletvekili seçilmiş bir kardeşimiz. Bizim de içimizden gelme bir gazeteci. Çok da başarılı bir gazeteci bence. Ama sevgili Barış'ın uzun zamandır yeri geldiğinde eleştirdiğim kötü bir huyu var. Gazeteciliğini siyasi particiliğinin içine sokuşturu verince çoğu zaman partisine zarar veren yanlışlar yapıyor. Evet, partisine zarar veren yanlışlar yapıyor. Yaptığı yanlış ihraç edilmeyi falan gerektiren yanlışlar değil. Hayır. Ama yetenekli, araştırmacı, kaynakları sağlam, bilgisi, görgüsü mutlaka yüksek ki daha da yükselmiştir umarım. Çevresi geniş. Bu kardeşimiz bazen zannederim ve emin olmak isterim ki bilmeden çok büyük hatalar yapıyor. Ayşenur Aslan'a katıldı. Ayşenur Aslan gerçekten yürekli bir hanımefendi. Çok yürekli. Partili falan olduğunu da zannetmiyorum. Tabii ki kalbinin bir yerlerinde bir siyasi parti vardır.
Hangimizin yok ki? Ama mesleğini yaparken partili olduğunu zannetmiyorum. Diyeceksiniz ki hep eleştiriyor. Olabilir. Hep eleştirebilir. Çünkü gazeteciliğin ilk temel ilkesi eleştirel olmaktır. Ve Ayşe Nur Aslan bir analiz gazetecisi olmaktan daha çok sorgulayıcı gazeteci, araştırmacı gazeteci, haber verici gazeteci. Barış işte Ayşe Gülaldı için konuğu oldu. Evet, hata yaptı. Bana göre hata yaptı. Nerede hata yaptı söyleyeyim. Hayır. Hükümeti eleştirirken yapmadı hatayı. Eleştirilerin hepsinde haklıydı. Ama Barış bir ara heyecana kapıldı galiba yine. Dedi ki Taksim'e çıktım. Yüreğim yandı dedi. Günlerdir çıkmıyordum dedi. Bomboş dedi. Sanki 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ordularının işgali altında kalmış bir ülkenin şehri gibi dedi. Sokaklar ıssız, bomboştu dedi. Yanlış mı söyledi? Yo, doğru söyledi. Doğru söyledi ama aslında iyice bomboş olması lazım. CHP'li belediyeler, CHP genel merkezi hükümete, cumhurbaşkanına sürekli sokağa çıkma yasağı ilan et diyor. Değil mi? Böyle bir durumda sevgili Barış'ın milletvekilliğini yaptığı, halen üyesi olduğu bir parti, ülkenin cumhurbaşkanından ısrarla sokağa çıkma yasağı koymasını isterken, sokaklar ıssız, yüreğim yandı demesini ben doğru bulmuyorum. Ne yani Barış? Koronavirüs salgınını da AKP iktidarı getirmedi herhalde. Geç kaldı diyebilirsin, başarısız diyebilirsin, beceriksiz diyebilirsin. Neden sokaklarda tek tükte olsa insanlar görüyorum diyebilirsin ki haklısın. Ama niye sokaklar bomboş diye şikayet edemezsin sevgili Barış? Etmemeliydin. Ben senin yaşça da meslek olarak da oldukça büyük bir ağabeyinim sevgili Barış'cığım. Eleştirmek olarak da kabul edersin bunu, bir ağabeyinin tatlı, kırmadan dökmeden yaptığı uyarılar olarak da alabilirsin. Nasıl alırsan al. Ha, bana karşı da gelebilirsin. Hiç kırılmam. Ama ben bu uyarıyı yapmalıydım sevgili Barış'cığım. Bence dikkat et kardeşim. CHP gerçekten son dönemlerinde bilhassa dünyanın gelişimine uygun bir sosyal demokrat parti olmak üzere. Olmadı. Olacak ama. Dünyanın gelişimine uygun sosyal demokrat parti olabilmesi için CHP'nin lütfen önünü kesmeyelim. En klasik CHP'lilere de tavsiyem bu. Sosyalist kökenli CHP'lilere de tavsiyem bu. Komünist kökenli CHP'lilere de tavsiyem bu. Atatürk'e hayranlık duyan, Atatürk'ün karma ekonomik sistemine hayranlık duyan, ki ben de hayır demiyorum. O günün şartlarında karma ekonomiden daha iyi bir model olamazdı. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri büyük krizden, 29 krizinden Atatürk'ün, iktisatçı olmayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün karma ekonomi ve parasal politikalarının doğrulamasını bir nevi yaparak başarıyla çıktı. Canlarım, o günün şartları öyleydi. Bugünün şartları çok farklı. O günün üretim teknolojisi, o günün üretim modeli, o günün sınıflar arası ilişkileri bugünkü gibi değildi canlarım, güzellerim, sevgili Barış ve bütün CHP'liler, hepinize söylüyorum. Bugün bambaşka bir üretim modeli var dünyada. Bambaşka bir siyasi, bambaşka bir devlet ve devletler arası model var. Atatürk o dönemlerde daha yurtta sulh, cihanda sulh diyecek kadar küreselleşmeden yanaydı. Yani dünyadaki yapılabilecek bütün savaşlara karşıydı. Ve bugün dünya işte oraya doğru gidiyor. Mustafa Kemal'in 90 sene önce ettiği o lafa doğru gidiyor. Yurtta sulh, cihanda sulh lafına doğru gidiyor. Hep beraber bütün CHP'lilere naçizane tavsiyem, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vazgeçmeden yollarına devam etmeleridir. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Öğlende görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öperim.